Arkeleri daha iyi anlayabilmek için bakterilerle ve ökaryotlarla kıyaslayacağız. Halkasal ya da doğrusal DNA. Bakterilerde halkasal DNA var. Arkelerinde arkadaşlar yine halkasal DNA'ları bulunuyor. Ökaryotlarda ise doğrusal bir DNA mevcut. Histon proteinleri var mı yok mu? Bakterilerin histon proteini yok. Arkelerde ve ökaryotlarda var. Arke ve ökaryotlar histon proteinleri yönünden ortak bir özelliğe sahip. Kromozomlarında protein var mı? Bakterilerde var ama bakterilerdeki bu protein histon proteini değil başka bir protein. Arkelerde ve ökaryotlarda zaten histon proteinleri var. Plazmitler arkadaşlar bakterilerde ve arkelerde var. Çok nadiren ökaryotlarda rastlanabiliyor plazmit ama şu anda eksik koyalım. Konjugasyon bakterilerde ve arkelerde görülüyor. Endospor oluşumu arkadaşlar yalnızca bakterilerde var, arkelerde ve ökaryotlarda yok. Sporla üreme, bakterilerde ve arkelerde sporla üreme mevcut değil. Ama ökaryot canlılarda sporla üreme, protist aleminde, mantarlar aleminde ve bitkiler aleminde görülüyor. Klorofil var mı? Bakterilerde klorofile rastlanıyor, arkelerde yok, ökaryotlarda belirli canlı gruplarında var. Fotosentez, klorofil bakterilerde olduğu için fotosentezde görülüyor. Arkelerde yok, ökaryotlarda var. Tabi burada fotosentez demişken fotofosforilasyon olayına da el atalım. Fotosentez ve fotofosforilasyon ile ATP yapımını söyleyelim arkadaşlar. Fotosentez yaptığı için bakteriler fotofosforilasyon yapıyor. Ama arkelerde bakteriyorodopsin denilen bir protein var, bir pigment var. Bu pigment aracılığıyla fotofosforilasyon yapabiliyor. Ama fotosentez yapamıyor. Soru çözerken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ökaryotlarda zaten fotosentez olduğu için fotofosforilasyonla ATP üretimi görülüyor. Kemosentez arkadaşlar bakteri ve arkelerde var. Ökaryotlarda yok. Bu da bize kemosentezin yalnızca prokaryot canlılarda olduğunu gösteriyor. Ototrof beslenme bakterilerde var. Hem fotosentez hem kemosentez yapanlar var. Arkelerde kemosentez yapanlardan dolayı bir ototrof beslenme var. Ökaryotlarda ise yalnızca fotosentez var. Ökaryotlarda kemosentez yok. Saprofitlik bakterilerde, arkelerde var. Ökaryot canlılarda da görülüyor. Parazitlik bakterilerde var ama şu ana kadar, şu saat itibariyle arkeler aleminde herhangi parazit bir arkeye rastlanmadı. Ökaryotlarda mevcut. Holozoik beslenme yalnızca ökaryotlarda ve hayvanlar aleminde görülüyor. Oksijenli solunum her üç domainde de mevcut. Oksijensiz solunum arkadaşlar yalnızca prokaryotlarda var. Yani bakteriler ve arkeler domaininde var. Ökaryotlarda görülmüyor. Soru çözerken dikkat edeceğiniz noktalara bir kez daha bakalım arkadaşlar. DNA yapılarında bakın arkelerin ve bakterilerin DNA yapılarında ortaklık var. Histon proteinleri noktasında arkelerde ökaryotlar ortak özelliğe sahip. Üçünde de kromozomlarında protein var arkadaşlar. Şöyle üçünde de ortak noktayı çizelim. Plazmit bakterilerle arkelerde ortak olarak görülüyor. Yine konjugasyon bakteriler ve arkelerde ortak görülüyor. Burada söylemeyi yazmayı unutmuşuz. Yine ökaryotlarda konjugasyona rastlanıyor. Endospor oluşumu yalnızca bakterilerde var. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kemosentez yine bakteriler ve arkelerin ortak özelliklerinden biri. Ototrof beslenme içinde de görülüyor. Parazitlik dikkat edeceğimiz nokta arkelerde parazitlik mevcut değil arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Yine oksijensiz solunum ökaryot canlılarda görülmüyor. Solunum zinciri bakterilerde şey yok, mitokondri yok. O yüzden hücre zarında bulunacak. Yine arkeler için de bu durum geçerli. Mitokondrileri yok hücre zarında. Solunum zinciri enzimleri yok ökaryot canlılarda mitokondri olduğu için mitokondrinin iç zarında yani kristasında bulunuyor. Üremelere geldiğimiz zaman bakterilerde yalnızca eşeysiz üreme var. Bölünerek üreme, basit ikiye bölünme. Arkelerde yine tek hücreli canlılar, onlarda da eşeysiz üreme var. Eşey üreme yok ama ökaryotlarda eşeysiz üreme de var. Eşeyli üreme de görülüyor. Hücre bölünmeleri basit ikiye bölünme arkadaşlar. Bu basit ikiye bölünme hem arkelerin hem de bakterilerin ortak özelliği. Önceki dersimizde de söylemiştik. Buna biz amitoz demiyoruz. Bakteriler, pardon, ökaryotlarda hücre bölünmelerinden amitoz var, mitoz var ve mayoz bölünme
görülüyor. Mayoz. Hücre duvarı her üç alemde de rastlanıyor. Tabi hücre duvarının yapısında bakterilerde peptidoglikan bulunuyor. Arkelerde protein yapılı veya yalancı peptidoglikan adı veriliyor. Ökaryotlarda ise hücre çeperinde selüloz ve kitine rastlıyoruz. Kitin biliyorsunuz mantarlarda var. Hücre sayısı bakterilerde bir, arkelerde yine bir tek hücreli. Ökaryotlar bir ve çok, yani bazıları çok hücreli, bazıları tek hücreli. Hücre zarındaki bağlara geldiğimiz zaman hücre zarında ester bağı var. Ökaryotlarda da ester bağı var. Bakteriler ve ökaryotlar bu noktada ortak. Ancak arkelerde eter bağları bulunuyor. Hücre zarı kaç tabakalı? Çift tabakalı hücre zarı hem ökaryotlarda hem de bakterilerde var. Ama arkelerde tek tabakalıdır. Depo maddesi. Glikojen bakterilerin, arkelerin yine glikojen. Ökaryotlarda ise nişasta var. Depo karbonhidrat olarak glikojen var. Yine müfredat programımızda olmayan bazı karbonhidrat çeşitleri var. Arkeler ekstrem koşullara nasıl dayanıyor? Yani sıra dışı koşullarda nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar? Arkadaşlar, arkeler hücre zarını bu olumsuz koşullara karşı ayarlayabilme özelliğine sahip. Zaten tek tabakalı bir hücre zarı var. Aynı zamanda da bu hücre zarında eter bağları bulunuyor ve ortamlara çok dirençli proteinler üretebiliyorlar. Arkelerin sınıflandırılması neye göre yapıldı? Arkelerin sınıflandırılması yaşadığı ekolojik ortama göre yapıldı. Çok sıcak ortamda yaşıyorlarsa mesela termofil, çok soğuk ortamlarda yaşıyorlarsa fizikrofil, asidik ortamda yaşıyorsa asidofiller, bazik ortamda yaşıyorlarsa alkalifiller, metan gazı üretiyorlarsa metanojenler şeklinde, yani yaşadıkları ekolojik koşullara göre bir sınıflandırma yapılmış. Evet, arkeler hücre zarına bakıyoruz şurada arkadaşlar. Tek tabakalı bir fosfolipitten oluştuğunu görüyoruz. Ancak ökaryotlarda şurada gördüğünüz gibi çift tabakalı, iki tabakalı bir hücre zarından oluşuyor. Bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Arkelerde tek tabakalı, ökaryotlarda ise çift tabakalı hücre zarı bulunuyor. Evet, birçok arke uzun zincirli hidrokarbonlarının her iki ucunda gliserol molekülü olduğundan zarlar tek tabakadan oluşmuştur. Aksine diğer arkeler, bakteriler ve ökaryotların zarları çift tabakadan oluşmuştur. Peki arkelerin ekolojik önemleri nelerdir arkadaşlar? Arkeler özellikle ılıman şartlarda yaşayan bakterilerin yaşayamadığı koşullarda yaşayabiliyorlar ve bozulmadan kalabilen dirençli enzimlere sahipler. Bu enzimler nerede kullanılıyor? Endüstride pek çok tepkimenin gerçekleştirilmesinde, atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılmasında, kalitesi düşük metal cevherlerinin biyolojik yollarla kullanılabilir hale getirilmesinde, metallerin bulaşması ile kirlenmiş suların yeniden kullanılabilir hale gelmesinde, boya endüstrisinin anaerobik arıtma tanklarında bulunan atık suyun yeniden temizlenmesinde, çiftliklerde çöpler ve hayvan gübresi üzerinde gelişebilen metanojen arkeler biyogaz olarak adlandırdığımız metan gazı üretiyor. Otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan arkelerden ise selüloz sindiriminden faydalanıyoruz. Arkelerle ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazı türleri karbondioksit kullanarak metan gazı üretir. Evet, bazı arkeler oksijensiz solunumunda son elektron alıcı olarak karbondioksit kullanıyor ve sonuçta ise metan gazı üretiliyor. Bu şıkkımız bizim doğru. Oksijenli solunum yapan türleri bulunuyor arkadaşlar. Bu da doğru. Diploid kromozomlu olup DNA'ları histon proteinine sarılı değildir. Tablomuzda da gösterdiğimiz gibi ökaryotlarla ortak özelliklerinden biriydi histon proteinlerine sahip olması. Dolayısıyla C şıkkımız bizim yanlış. Ama diğer şıklara da bakalım. Diğer organizmaların yaşayamayacağı habitatlarda yaşayabilirler ki habitatlarına göre sınıflandırılmıştı. Ekstrem koşullarda yaşıyorlardı. Termofil gibi yüksek sıcaklıkta yaşayanlar, psikrofilik gibi çok düşük sıcaklıklarda yaşayanlar. Ototrof veya heterotrof beslenen çeşitleri vardır. Ototrof beslenen çeşidi ise kemo, ototrof grubuydu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak.
Evet, arkeler yukarıda verilen hangi özellikler ile bakterilerden ayrılır? Yani arkelerin bakterilerden farkını sormuş. Ribozom organeli bulundurma bu tüm canlılarda vardı zaten. Bu yüzden bir numaralı şıkkımızı eliyoruz, eledik. Cevabımız ya C olacak ya da E. Demek 2-3 doğruymuş. Hücre duvarının yapısal özelliği arkelerde arkadaşlar protein yapılı veya yalancı peptidoglikan dediğimiz bir hücre duvarı vardı. Bakterilerin hücre duvarı ise peptidoglikandı. Bu noktada bir farklılık görüyoruz. Ekstrem koşullarda yaşayabilme. Evet, bu arkelere ait bir özellik. Bakterilerde ekstrem koşullarda yaşam yok. Ekolojik yaşam koşullarında da farklılıklar var. Dolayısıyla cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Prokaryot hücre yapısına sahip. Şu prokaryot kelimesinin altını çizelim. Canlı alemlerinin tamamında ki canlı alemleri kimdi? Bakteriler ve arkeler. Canlı alemlerin tamamında hangileri görülür? Kamçısıyla aktif hareket etme. Bu canlı alemlerinin tamamında yok. Ribozomlarında protein sentezleme zaten ribozomlu protein sentezi tüm canlıların ortak özelliğiydi. Dolayısıyla 2 numara şıklarımız olacak. Hücre zarı yardımıyla madde taşıma. Bildiğimiz gibi hücre zarı tüm canlılarda var. Her canlının, tüm canlıların ortak özelliği. Dolayısıyla prokaryot hücre yapısındaki canlı alemlerinin tamamında görülecek. 3 numaramız da doğru. 4 numaraya geldiğimiz zaman mezozomları ile oksijenli solunum yapma. Ama tamamında oksijenli solunum görünmüyor. Her canlı oksijenli solunum yapmıyor. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıda verilen deney kabında X bakteri türü ekimi yapılarak bakterinin yaşaması için gerekli ideal koşullar sağlanmıştır. Şurada görüyoruz arkadaşlar. Buna göre T zaman sonraki görünüm incelendiğinde bir süre sonra T zaman sonra şuradaki kabı soruyor. X bakterisinin deney ortamına bırakılan antibiyotik çeşitlerine duyarlılık derecesi. Şu anda bana sorduğu duyarlılık derecesini büyükten küçüğe sıralaması. Arkadaşlar şimdi şuradaki A'ya baktığımız zaman A bakterilerinin daha doğrusu A antibiyotini düzeltiyorum. Çünkü A, B, C ve D antibiyotik tabletleri demiş. Bu antibiyotin etrafında şu kısmı incelediğimiz zaman bakın burada epey bir boşluk var. Demek ki burada bakteri yok. O zaman arkadaşlar A antibiyotiği çok etkili olmuş demektir. Ve bakteriler A antibiyotine daha duyarlı. Sonra o boşlukları incelediğimiz zaman buradaki B antibiyotinin olduğu kısmı incelediğimiz zaman buradaki boşluk A'ya göre daha az. Duyarlılığı A'ya göre daha az ve gördüğümüz gibi bu boşluk, beyaz boşluk giderek azalmış. Bu da bize bu bakterilerin en fazla A'ya, A antibiyotine karşı duyarlı olduğunu gösteriyor. Yani cevabın A şıkkı olması gerekiyor. Arkelerden elde edilen enzimler hangilerinde kullanılır? Bunu da dersimizde anlatmıştık. Atık maddelerdeki zehirli özelliklerin giderilmesi, dirençli enzimlere sahip olduğu için bu özelliğinden faydalanıyor. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, yine boya tanklarındaki suyun temizlenmesinde ve biyogaz üretiminde yani bunların tamamında arkeler kullanılıyor.